Şimdi de bunun sıkıntısını yaşıyorsun. Aynen abla. Aynen. Ne yazık ki memlekette bu hikayeler çok. Herkes bir yandan aşka meşke aldanıyor. Yanlış kararlar veriyor. Bir de garibim çocuklar dünyaya geliyor. Sonra ana bir yerde, baba bir yerde, çocuklar, annemiz nerede, babamız nerede diyor. Yani Allah herkesin aklını başına aldırsın, daha akıllı kararlar verdirsin Yüce Rabbim. Hem kadınlara hem erkeklere. Şimdi üzüldüm tabii ki sana da. Sen tabii daha küçüksün, 22 yaşındasın. Özbekistan'dan kalkıp bir umut Türkiye'ye, Antalya'da çalışmaya gelmişsin. Antalya'da çalıştığın iş yerinde çalışan Osman'la tanışmışsınız. Daha sonra o da seni kandırmış. Meğersem evliymiş. Aynen. Evli olduğu halde seni kandırıp evleneceğim deyip senden iyi niyetine biraz da böyle gençliğine de kalmışsın. Sana Türkçe öğreteceğim diyerekten seni böyle bir şey yapmış. İkna etmiş yani. Kendine de aşık etmiş. Keşke etmeseymiş, keşke sen de kanmasaymışsın da şimdi bu duruma gelmeseymişsiniz. Osman buraya geldi. Seninle yüzleşecek, karşılaşacak. Osman Bey'i alalım. Buyurun Osman Bey. Merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Buyurun, teşekkür şöyle ederim. alayım Mehmet Hocam'ın yanına. Maskeyle çıkmayı tercih etmişsiniz. Neden? Yok, rahatsızım biraz, o yüzden. Ha, tamam, geçmiş olsun. Sağ olun. Yoksa yüzünüzü mü göstermek Yok, maske, istemediniz? rahatsızım Niye bu biraz. kızı kandırdınız? Ben kızı Evliyken. kandırmadım. Ha? Ne Biz evli zaman olduğunu öğrendin başımızda sen evli söyledik. olduğunu? Başında söyledik biz evli olduğumuzu. Annem Yalan de geldi söyleme bak. söyledi. Sen öyle Kardeşim de geldi konuşuyorsun. söyledi. Sen öyle konuşuyorsun. Ne zaman öğrendim Ben evli sana hiçbir olduğunu? zaman kendimi onu gördün. Sen gördün. Orada intibar. Kimliğini bana göstermedin mi sen? Ya Sen saçmalama kimlikle Cemre, ne saçmalıyorsun göstermedin sen mi? ya? 28 yaşında gözükürdü Tamam abla. o, tamam. Ya sen ne saçmalıyorsun, Evli ben değil, anlamadım ki ya. bekar yazıyordu kimlikte. Annem geldi sana evli olduğunu söyledi Cemre. Hayır söylemedi. Kardeşim de geldi söyledi. Nişanda öğrendik. Şey ne de oldu? Nişanda abla Evliyken öğrendikten sonra kimlikte nasıl bekar yazıyor anlayamadım ben. yukarıda hani evli bekar yazılır ya abla. Tamam. Bekar yazıyordu. Nasıl bekar Ya bak, yazıyor? senin annen baban seni doldurmuş göndermiş ama sen yanlış yapıyorsun bak Cemile. Benim annemi suçlayıp durma bak. Kendi Bak. aramızda halledelim. Annemi karıştırıp Tamam, durma. kendi aramızda halledelim. Ama sen Nişanda yalan abla söylüyorsun evli Cemile. Yalan olduğunu söylüyorsun öğrendik. sen. Biz dinle bak. Sen Nişanda evet evli ya. olduğunu öğrendik. Ondan sonra öğrendikten zaman annem vermeyeceğim dedi. Cemile bir dakika, sen dedin ya ben onun kimliğini gördüm bekar yazıyordu diye. Güzel kardeşim bu adam evliyken nasıl bekar yazacak o Abla kimlikte? hani ben diyorum ki sahte kimliğin dedim ya hani Ha, gösterdi. sahte kimlik Aynen. çıkarttı. Gördün mü benim? Evet. Nerede gördün? Onur Baskal diye kırmızı böyle elipsinin fotoğrafı duruyordu. Bekar Annene aynen yazıyordu. aynen Sen de o abla. şekilde Ya aldandın benim sadece kaldın. Facebook'umda bak. Bir tane sadece benim Instagram'ım Facebook'umda. Bu da kaç sene önce açıldı biliyor Bak musun? kimliğini bana gösterdin. Annesine de bile söyledim bunu Cemile, anne. Cemile. Şey dedim ki annesine senin oğlunun kimliğini ben gördüm dedim. Yeni çıkarttıracak dedi. Hani fotoğrafını gösterdi dedi ki yeni çıkarttıracak kaybetti dedi. Annesi bunu söyledi bana. Yüz yüze görüştük annesiyle. Götürdü beni annesine. Annesiyle konuşurken bana bunları söyledi. Evli değil dedi. Osman sen 28 diyorsun ki bak, yaşında. sen çok yalan söylüyorsun bak. Sen dedi ki ben evden dedi, ben evden bir yere çıkartmıyor dedin. Ya Tamam nişanda mı? bile söylediler Daha bak. sus Cemile, bir dakika. Ben konuşayım, sen dinle. Sonra ben seni dinleyeceğim. Evden Söyle çıkartmıyor bakayım. dedin. Evden çıkartmıyor muydun ben seni? Annengille gidiyordun, taksi parası verdiyordun. 10 günde bir, haftada bir. Annengille gidiyordun, taksi Sen parası nereye döndün geliyordun. şu an? He? Yok, Sen bir dakika. nereye Sen ben seni evden döndün? çıkartmıyorum. Sen nasıl pazara gidiyordun, nasıl çarşıya gidiyordun mesela evden? Nasıl hapsetmişim ben seni ya? Hayır. Şimdi o tarafa geçmeden önce sen güzel kardeşim evliyken, boşanmamışken ne diye 22 yaşındaki iş yerinde çalıştığın kızı böyle gel sana Türkçe öğretim de bilmem ne de. Türkçe öğretim, Nedir bu ya? Türkçe Önce öğretim diye değil. Türkçe boşansaydın. öğretim diye değil. Tamam, niye, numaramı tamam niye Türkçe verdim değil. sana? Tam boşanmadan niye böyle bir şeylere Ben 6-7 girdin? sene önce ben ayrıldım, geldim bu tarafa. Niye Ama boşanmadın? boşanamadım. Niye boşanamadım? Önce tutturdu boşanmayacağım diye. Sonra anlaşmalı ben boşanam diye gittin tekrardan. Dava Tamam. açtım ben. Dava Tamam. açtım. Dava açtım, bunlarla tanıştık. Bundan sonra annesi dedi ki, bunlar, yani isteme falan olaylar oldu. Annesi dedi ki bana, biz gidelim Özbekistan'a dedi, gelelim. Hayır,
Acelesi yok. Abla evli olduğun nişanda öğrendik ya biz hani evli boşanacak deyince. Ha. Annem vermeyeceğim dedi. Bu gitti 150 tane ilaç içti, hastanalık oldu. Ya yalan bana söyleme Cemile, bana yalan söyleme. Onunla alakası ne alakası var ya şimdi ya? Kızı vermeyeceğim deyince annem bu gitti ilacını içti, hastanalık oldu. Öyle bir şey yok Cemile. Annesi bana fotoğrafını atıyor ki oğlum hastanalık oldu senin yüzünden. İş yerinden arıyorlar diyor ki senin için ilaç içmiş. Göster bana fotoğrafı, açsa göster siz ya. Siz de acıdınız yani. Ölmesin, bir şey olmasın. Ondan mı bana vardın sen? Acıdın ondan mı vardın bana? Peki sonra ne oldu bu büyük aşkınız? Sen ondan mı vardın Cemile? Peki Osman, tamam bir şekilde sonra siz birbirinize aşık olmuşsunuz. Neyse iki tane de çocuk yapmışsınız. Sonra muhteşem başlayan aşkınıza ne oldu? Ha? Güzel soru. Sıkıldın mı Jamila'dan? Ben sıkılmadım. Ne oldu? Biz hiçbir zaman yalnız kalamadık ya. Yani annesigil geldi hep yanımızda, hep annesigil vardı. Abla ben buna desene diyorum, oğlanı otur, niye inkar ettin annesi, desene. Hemen annesi araya giriyor, bir kavga çıkıyor. Ben şunu şöyle yap diyemiyorum ya da yüksek sesle bir şey söylemiyorum. Annesi giriyor araya, koşuyor annesine söylüyor, öyle bir kavga çıkıyor. Sen Osman bir dakika, Bey. Jamila'nın annesiyle beraber mi kalıyordun? Annesiyle beraber kalıyorduk. Üçünüz mü kalıyordunuz? Evet. Ha. Osman Bey, hiç yalnız kalamadık. Yok bir de babası vardı, üvey babası. Osman Bey, hiç yalnız kalamadık diyorsunuz ama iki tane çocuk yapmışsınız. Bayağı bir yalnız kalmayı gerektirir ya. Doğru söylüyorsunuz abi. Bayağı uzun süre yalnız kalmayı gerektirir. Hocam bak, tıpçı, doktor hocam. Evet. Yani iki çocuk hemen birden... Doğru söylüyorsunuz. Tek başına kaldığın çok zaman olmuş. Haklısınız hocam. Annemi suçluyor her evlilikte anne, hani anne diyor falan. Annen suçluyor, baban suçluyor, ailen suçluyor. Çocuğu inkar ederken annem suçlu değil. Sosyal medya suçlu değil çocuğu inkar ederken, çocuğu yaparken. İki çocuk yapıyorum, annesiyle taşınıyoruz. Ben hamileyim bilmiyorum, taşındık. Diyor ki, nereden hamile kaldın? Diyor. Öyle bir şey var mı? İki saatte hemen ben, elimde bir daha kızım var. İkinci çocuğa komşudan olmuşum ben. Öyle bir suçlama var mı? Cemile sen var ya, çok aşırı yalan söylüyorsun ha. Doğru söylüyorum. Sen ben çok aşırı yalan söylüyorsun, sus, yalan söylüyorsun. Bak bu şikayetçi olmadın mı sen bir sene önce? Sen yalan söylüyorsun, anladın mı? Aynı sen aşırı yalan söylüyorsun. Bak, ben sana şikayetçi olmadın mı? Oldun. Ne diye şikayetçi olduk peki Cemile? Çocuk inkar ettin konu diye. Konu neden açıda şikayetçi oldun? Çocuk inkar ettin diye. Diye gitmişti. Ondan değil Cemile. Ne için? Ne için Cemile? Söyle. Orada yazıyor zaten mahkemede. Annen dekontunu bir çıkarttı sen Cemile. Annenin telefonunun dekontunu çıkart. Orada ne olduğunu ben sana söyleyeceğim. Al bundan gittik şikayet olduk dedim. Annenin telefonunun dekontunu çıkart. Annenin telefonunu kullanıyorsun sen. Dekontunu çıkart. Benim kendi telefonum vardı. Annenin telefonunun dekontunu çıkart. Ben sana neyden şikayetçi olduğumuz oradan geleceksin, anladın bak, mı? Bak her şey konuyu aynı konu, durma aynı sana konu, diyorum aynı ki konu, çocuk şikayetçi oldum diyorum. Cemile, sen inkar ettiğin için. Sen yanlış konuşuyorsun. Annenin dekontunu çıkarttı, telefonun dekontunu. Annemde ne var? Söyle. Ne oldu çıkacak işte ortaya diyorum ya ben sana. Ya söyleyin. Tamam söyle, buradayız. Osman ya ben niye bugün sorduğum soruların cevabını alamıyorum? Herkesle bir laf edeli, laf salatası ben hastalandım. Ya arkadaşlar bir soru soruyorum, bana cevap verin ya. Ben hastalandım. Hastaneye yattım ben. Bir hafta 10 gün. Yani ciğerimde sıkıntı çıktı benim, akciğerde. Tamam çok geçmiş olsun. Sağ ol. Hastaneye yattım 10 gün. Hanımefendi TikTok'tan biriyle konuşmaya başlamış. Hani nasıl oldu? Bir dakika, bir dakika, ben anlatayım bir dakika. Ben konuşturmuyorsunuz ki beni. İyi tamam. Hı. Konuş. Ben hastane TikTok'tan biriyle tanışmış. O zaman bu yeni değil bu. Önce. 50 yaşında. Ondan sonra benim kocam bıraktı gitti diye ağlamış. Bana yardım edin bilmem ne. Sen nereden biliyorsun öyle yazdığını? Bütün komşular evime geldi kocamı diyor ki abla bıraktı dur, gitti dur, ya. Dur dur o konuşmaları nereden gördün? Kendisi söyledi bana, kendisi söyledi. Ben yardım edeyim dedi. Sonradan anlattı bana. Neyi ondan anlattı? Sonra... Sen niye eline adamın öyle yazdın? Dur, bir dakika dur. Yok abla bu da bir şey değil. Bir dakika anlatacağım, bir dakika dur. Evi bıraktı gitti, kavga ettik biz. Hani şikayetçi oldum ya ben bundan. Evi ben niye bıraktım gittim Cemile? Bir dakika. Bu evi bıraktı gitti. He öyle ben bıraktım gitmedim Cemile. Geldi. O sebepten sen de TikTok'taki bir adamı öyle yazdın. Hayır öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Nereye yazdın onu o zaman? Diyor ki hani ben muhtarımla konuştum ya hani ben dedim ki hani yeni eve çıkacağım eşim bıraktı gitti. Tamam. Bir ay evde kaldı. Bahsettiği adam kim Jamilacığım? Emlak şey neydi arabada ev taşı eşyalar taşıyor ya nakliyeci. 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 Söyle Nevzat. Tamam o şahsı ne yazdın ne sebepten yazdın? Abla ben abi dedim yeni eve taşınıyorum. Ha araba lazım hani nakliyeci falan yayın yapıyorum ya. Ha, sen tamam. Nakliyecim dedi. TikTok'tan mı buluyorsun onları? Değil önce. Onları sen TikTok'tan mı buluyorsun? Ev taşıma araçlarını. İnternetten de yazarsın taşıma araç bilmem ne diye çıkar normal ararsın. Normal konuşma yapıyordum bunda. Öyle değil Cemile. Şey niye sen okudum. Gerçekten TikTok'tan buldun ki? Yok abla hani yayın atıyorum. Bir dakika Cemile ben ya, mesajını okudum. Ya kıza yazmışsın tamam. Be. Nakliyeci mi senin iyice ya sosyal medyada hayır, nakliyeci yaptığın yayında otelci dedim. Adamın ben videolarını da gördüm. Bak onları akşam ben çıkardığım telefondan getirin buraya yarın.
Niye 2 gün önce getirdin? Niye o şu an getirmedin sonra diyorsun? Onları ben hepsini yarın da konuşalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunun annemden neler yazmışsın? Yani yarın abla 2 gündür yayındayım ben. Sen ben diyorum ki bak şimdi. Bu nasıl siz oldu? Siz niye ayrıldınız? Ben hala tövbe billahi anlamadım yani güzel kardeşlerim. Niye sen evi terk ettin? Şu ben evi terk etmedim. Nasıl oldu biliyor musun? Cevap bana dedi ki bak o adamın atar. Çık git bu evden dedi. Ben çıktım 2 gün gittim pansiyonda otelde neyse kaldım. Hasta olduğu için mi seni dışarı aldın? Girme bir dinleyelim. Bir dakika dur, bir dakika dur. Pansiyonda kaldım. Tekrar adam geldim, niye geldin diye annesi gelen birbirimize girdik yine. Annesi var buna kaz veriyor. Kaz vermiyoruz. Sonra bana bu dedi ki geri git, geri git dedi. Ben tekrar çıktım gittim 2 gün yine pansiyonda. Ben dedim evime gideceğim ya eşya benim, ev benim. Ben niye gitmiyorum ki? Benim çocuklarım var. Çıktım eve gittim, evde birbirimize girdik. Niye? Annesi istemiyor beni. Buna gaz veriyor. Niye seni istemiyor? Çünkü bir hafta çünkü, girme. Çünkü o adamı o adamı evet sen konuşturmuşlar. Yeni ben bir gidince, adamı getirecek. Ben gidince hastane... Tanıştığı adam mı gelecekti? He. Gelmedi abla. Bir dakika dinle bir dakika ben konuşuyorum. Ben ondan sonra hastalandım hastaneye gitti götürdüler neyse beni yatırdılar. O ara bunun övey babası demiş ki ben size bakamam arkadaş demiş. Buna demiş ki bakamazsın defol git demiş. Arıyorlar adamı ondan sonra Cemile Hanım. Yani ya mesajını okudum ben. Hastanede yatarken mesajını okudum ben. Orada kızın birine yazmış. Ben Nevzat Aran sevgiliyim. Ondan sonra... Senden kurtulacağım. 50 yaşlı adama mı sevgili olacağım? Cemile dinle bir dakika. Ben konuşuyorum. Senin yazdığını okuyorum ben. Yazdığını. Benim yazdığımı. Senin yazdığını. Çıkartırsana biz grupta ya. Söylemiyoruz. Biz grupta söylemiyoruz ama... Çıkartırsana hepsini. O numara kırılmasa da ben çıkarttırdım da Cemile. Hepsini çıkarttırdım da. Yani Osman seni aldattığını bir dakika. Ondan sonra hocam, adam demiş ki... Bu demiş ki... Gel annem seninle tanışmak istiyor demiş. Kıza aynen böyle yazıyor. Yine kıza annem, diyor ki, her konuda anneme atıyor. Her dur, konuda. Cemile, benden suç bulamıyor. Annem, Cemile. Annem. Allah var yukarıda kitap var, Kur'an var senin ya. Senin annemle mi evlendin? Anladın mı? Var diyorum Allah var. Ben sana yapın söyledim bana. Ben. Geldi de ama eve çıkmadı dedin. Ya geldi adam kapıyı odada gerek eve çıkmayacak mı? Bulsana sen o adamı ya. Çıkmayacak mı ya? Bulsana ver numarası annenin telefonunda var ver de bulayım. Hayır kameralar o adamla var. Hayır Cemile'nin o adamla ne işi abla, vardı bak, yani abla, arkadaşlar? Ben sana anlatıyorum bak. Adamı aramışlar. Gel. Bu annem seninle tanışmak istiyor. Adam da demiş ki okuyorum ben odayı ya. Ha. Adam da demiş ki annen yok yine çağır beni. Çıkarttırsana ya abla böyle bir şeyler söylüyor. Bu bilgi ya tamam, ilk defa içeriğini, değil bu konuda. Tam artık geçelim içeriğini de. Ondan sonra yani adamı çiğnatıyorlar. Konum atıyorlar. Adam geliyor. Neydi Osman. Onu? Yani seni aldattığı için mi sen? Ondan sonra o kavga çıktı. Bak oradan sonra kavga çıktı. Bunlar beni aldatıyor diye şey yaptılar. Yani gittiler ondan şikayetçi oldular. Tamam. Bana bir ay uzaklaştırma aldırdılar. Ben sana açtım TikTok'u kapattım. Tamam. İki tane Instagram sayfası açmışsın. İki tane Facebook sayfası açmışsın. Seni açtım benim. Onu... Abla benim Instagram sayfam benim fotoğrafımı Cemile... kullanmış açmış. Ben memleketteyim. Niye açmış? Bu, benim adımla hani. Niye? Lisedeki arkadaşlarıma, benim mahallemdeki Uzbek arkadaşlarıma Uzbekçe çeviri yapmış yazmış. Böyle tamam bir şey mı? Oldu mu? Ben yazarın... Cemile'yim. Seninle aramla bir şey mi oldu mu? Lisedeki ya arkadaşlarım. Senin var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Cemile, senin arkadaşlarına sana hiç yazarın... bu adam güvenmemiş. Sen babama bile yazdı ne ya. Yazdın senin akrabana? Benim akrabamı arkadaş diye zannetmiş sen de yazmış. Osman ben anladığım kadarıyla şöyle. Sende yani bir güven problemi oluşmuş Cemile'ye karşı. Hasta gibi abla, hasta. Biraz da takıntı da yapmışsın kafanda da bazı şeyler de anladığım kadarıyla. Belki sen kötü niyetli olmayabilirsin ama bazı adamlara yazdığın mesajlar yanlış anlaşılmalara sebebiyet oluyor. O yüzden güven derim. Problemi başlamış. Bu adam da anladığım kadarıyla bu yüzden seni terk etmiş. Öyle mi Osman? Peki sen şimdi istikrar... Öyle mi Osman? Peki, öyle mi? Abla ben gitmedim bir yere diyorum. Kendi annesinin evine gitti bana gidiyorum dedi. Tamam git dedim ben evi tutana kadar orada kal dedim. Evi tuttum eşyalar gitmeye beraber almaya gittik. Oğlanın mesajını gördüm telefonda elime alınca. Tamam işte benim az önce sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum. Ya? Diyorum ki sen de dedim güven problemi oluşmuş. Evet. Üzerine de biraz da takıntı da artınca takıntı değil abla sen de takıntı değil. Tam bir takım şeyler görmüşsün. Bu o mesaj değil bu başka mesaj. Bu tamam seni aldattığını mı düşünüyorsun? Ha? Tamam o zaman bıraksın evet, diyorum abla. Seni aldattığını mı düşünüyorsun? Bıraksın. Söylesene cevap ver. Seni aldattığını mı düşünüyorsun? Ben yazışıyor diyorum abla aldatıyor demiyorum. Yazışıyor diyorum. Tamam onu işte. Ben. Abla şu anda bile bak 2 gündür yayındayım ya. Şu anda bile bana mesajlarını görsün akşam. He orada bursunu buldun mu? Otelde bir. Aç mesajları Cemile. Aç mesajları. Hepsi duruyor. Aç mesajları. Gösteririm ben. Mesajları aç. Gösteririm. Gösterme gel. Telefonu iste aç. Aç. Kurye telefonu göster. Aç lan aç. Allah'ın peygamberin varsa aç. Göstereceğim. Aç diyorum ya.
Ben yazdıysa böyle bir şey aç mesaj. Hepsi duruyor. Anneme tamam, yazdıkları gibi. Şu hayatta aç. Yapılan yanlış ilişkiler neticesinde pek çok insanın hayatı... Senin var ya hayatın saçma ya, anayın da hayatı yalan. O saçma sapan yerlere yalan. Geliyor hepiniz ya. Hepiniz yalansınız. Biraz akıllı davranıp akıllıca hareket etseniz hayatınız böyle mahvolmayacak yani. Biraz akıllı olun ya. Duygularınıza bu kadar yenik düşmeyin ya. Vallahi billahi ya. O onu kandırıyor, o öbürünü kandırıyor. O diyor ki medet umuyor, diyor ki bu adamı sevdim. Ya benim sana diyor. Yaptığım var ya, babam bile yapmadı. Babam, ya. Babam. Herkesi de hemen dan diye de sevmeyin be kardeşim ya. Ben senin ya. Bir dediğini iki etmedim, bir dediğini. Tamam ben... Bir dediğini iki etmedim ben senin. Bir dediğini iki etmemiş ama işte böyle. Allah, ama böyle yanlış hareketleri adamı üzüyor ya. Seven adamı dedi, üzüyor tamam, hocam. Geçtim. Tamam geçtim. Seven adamı üzer. Evliydi, sen evli değilim dedi, evliyim dedi. Sevmesem üzülür müyüm? Ben burada ne işim var o zaman? Sen gitsin ya, beni bırak. He? Ben yalan değilim. Ben çocuklarımı alır giderim cebele. Bırak, ne çocukları? Hayırdır, babanın evinden mi getirdin? Hanin kere babanın evinden mi getirdin sen çocukları? Görme hastayım ben ama vermeyeceğim çocukları kim sana. Ver? Hayırdır, sen kimsin ki? Neyse bir sakin olun arkadaşlar, reklama gidelim şimdi. Özbekistan'dan Antalya'ya gelen Jamila Osman isminde bir beyefendiyle tanışıyor. Daha sonra hayatım zindana döndü diyor. Jamila Osman'la yüzleşmek için programımıza katılmıştı. Böyle her hikaye beni düşündürüyor gerçekten. Her hikayeden bir ders çıkartmaya çalışıyorum. Ve böyle bir takım mesajlar da vermek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani bence bu ülkenin en büyük meselelerinden bir tanesi. Yani kötü evlilikler yapıyoruz bence. Zaten boşanma oranları da acayip artmış durumda Türkiye'de. İşin ilginç yanı siz evli bile değilsiniz ki bir hukuken bir boşanma süreciniz bile olmayacak. Ama bir anne bir de iki tane çocuk dünyaya getirmişsiniz. Yani inşallah şöyle bir sürece gireriz yani ülke olarak. Bunun bence bir şeyi alınmalı ya. Anne baba hani ebeveynlik sertifikası denilen bir şeyden bahsediliyor ya. Yani böyle bir şey olsa gerçekten böyle bir şey olmalı ya. Her önüne gelen ürememeli. Her önüne gelen çocuk sahibi olmamalı bu bir. Kesinlikle böyle ebeveyn kartı mı, ebeveyn sertifikası mı ne böyle bir şey olmalı ya. Çünkü zina sonucu oluşan çocuklar böyle ahlaki değerlerimizi içe sayıp böyle hemen böyle bir aşkız bilmem ne izleyip çocuk doğuranlar falan filan. Hani sonra bana ne milletin şeyinden diyeceğim ama hani şöyle... Olan çocukları oluyor diye. Anlatabiliyor muyum yani? Soy bağ kavramı sıkıntı oluyor. O çocuklar bir böyle travma yaşıyor. Anne baba kavga ediyor. Çocuklar ortada kalıyor. Bu yüzden ya. Bu yüzden bizim daha sağlıklı çocuklar ve gençliğe ihtiyacımız var. O yüzden büyüklerin daha akıllıca hareket etmesi lazım. Daha düzgün evlilik yapıp ve herkes de anne baba olmaması gerekiyor. Osman Bey'in eşi, henüz boşanamadığınız için eşiniz diye hitap ediyorum. Eşiniz hattaymış. Onu bir telefona alalım. Alo, buyurun dinliyoruz sizi. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi Osman Bey stüdyoda eşiniz. Jamila'da. Efendim? Eşiniz Osman Bey stüdyoda canlı yayında. Evet biliyorum gördüm. Ha, görüyorsunuz. Jamila'da. Yok şu anda görmüyorum kapattım tamam da. Tamam işte tamam. Niye yüzünü mü görmek istemiyorsunuz Osman'ın? Bir saniye ben bir sessiz ortama geçebilir miyim? Keşke yayına bağlanmadan önce bu ortamı kursaydık. Neyse. Duyuyor musunuz şimdi? Ben sizi duyamıyorum ama. Alo, geliyor mu sesimiz? Evet, birazcık geliyor. Osman Bey'e söyleyecekleriniz var mı? Henüz boşanamamışsınız. Jamila'yla... Evet, boşanamadım. Ben bugün adliyeye avukat için başvuru yaptım zaten. Cuma günü belli olacak. Ben normalde Osman Bey benim ondan tazminat istediğim için boşanmadığımı söylüyorum ama öyle bir gerekçede hiç bulunmadım. Çünkü Osman Bey açtığı mahkemeye kendisi gelmedi. Ben gittim yani. O yüzden dava düştü. Daha sonra 2021'de tekrar mahkeme açmış. Ben sonradan öğrendim bana celp gelmediği için. Ben zaten size onu söyledim ben. Annesi gibi göndermedi dedim. Onlarla aynı güne denk geldi dedim. Onu anlattım ben size. Seni bağladım. Yani kendisi Osman yüzünden siz boşanamadınız. Evet Osman kendi gelmedi yani beni orada suçlu duruma çıkarmadı. Boşansaydın sen niye boşanmadın? Anlatıyorum mu? Annesi gibi Özbekistan'a gidiyordu bir gün vardı aramızda. Ben Kiev'e gidecektim. Kayseri'ye gidecektim boşanma davasına. Bunlar Özbekistan'a gidecekti. Bunlar dedi ki acelesi yok. Ya demek biz ki gidelim, Osman gelelim, Bey'in... Biz gidelim gelelim ondan sonra boşanırsın dedi. Eline, kolunu ben bağladım, gidemeyince dava düştü. Seni bacaklarını bağladı kitledi gitme diye.
Ya gitme de, biz yarın gidiyoruz dediniz ya Cemile, niye böyle yapıyorsun ki sen ya, anlamıyorum ben seni ha. Ya kendin gitmeyeceğim dedin ya, görmek istemiyorum. Abo, sonra boşanırım diye. Cemile sen çok yalan söylüyorsun, hayatın yalan olmuş senin ya. Ya kaç kere kadın boşanacağım dedi ya senden. Kim dedi? Kaç kere boşanacağım dedi. Tamam ben de sana dedim, ben her gün diyordum ya. Ya boşver ya. Ya demediniz mi bana, biz gidiyoruz. Bir gün kadın sana arayıp ne dedi? Boşanacağım dedi. Tamam ben de ona 500 sefer dedim boşanacağım diye. Niye gitmedin? Ben Antalya'ya geldim gelelo dedim ona boşanacağım diye. Davayı da açtım sana, çiğlik. E-Devlet'ten gösterdim. Baktın. Tamam dedik. Davaya gideceğiz dedik. Sonra siz bileti aynı güne denk getirdiniz. İsteyen ondan sonra gitme, biz bugün gidiyoruz. Boşanır. Bir dakika, şu eşine bir şey soracağım ya. Hanımefendi, siz niye peki Osman'dan boşanmak istediniz? Yani niye siz ayrılma aşamasına geldiniz? Alo. Ha, niye siz ayrılmak istediniz? Boşanma aşamasına geldiniz Osman'la? Osman Bey sürekli beni aldatıyordu. En sonunda zaten Cemile Hanım'la aldattı. Ve Cemile aynen, zaten ilk değildi, son da olmadı. Ha. Yani 4 yıla yakındır Osman Bey beni bırakıp gitti ve ben 4 yıldır onun yüzünü dahi görmedim. Benim bir oğlum var, 5 kuruş yardımını da görmedim. Gördüysem de zehir zıkkım olsun. Zehir zıkkım. Hiç kuruş para göndermedin. Sadece bu bayramda yatırdığım 1000 lira paradır. Başka para gönderdiysen... Siz tek başınıza mı bakıyorsunuz peki? Doğru söylüyorum. Ben çalışıyorum. Aha. Fakat kolumla çalışıyorum. Benim patronlarımı da arayıp sorabilirsiniz. Ben zar zor. Ya çocuğunuzu... Evim kira, ben kendimi zor geçindiriyorum yani. Çocuğa da siz bakıyorsunuz. Osman'ın evet, bir hayrı yok diyorsunuz yani. Anladım. Mağdur olan yani oraya çıkıp da mağdur rolü boşuna oynamasınlar. Asıl mağdur olan ben oldum burada yani. Haklısın valla. Haklısın. Ama ben sana adam dedim. Adam sıkılmış gitmiş, seni de aldatmış, çocukla da bırakmış seni. Aynen ama kusura bakmayın da Cemile Hanım baştan beri evli olduğunu biliyor çünkü ben de hayır, bana ben bilmiyordum. Bunu da komşuların hatta kardeşi de biliyor. Diyor. Evet, Osman ona çok güzel Türkçe öğretmiş çünkü bana olmadık hakaretleri sayabiliyor yani. Senin mesajların giriyor bende, bak o sen yanlış konuşuyorsun. Dedim ben ki kadın olarak konuş benimle dedim. Kapatırım telefonu. Beni dinlemiyorsun ki. Ben kuyruğumla konuşuyorum, seninle değil. Benim sizinle işim yok artık yani. Mahkemede görüşürüz biz. Hanımefendi, Jamila size nasıl ulaştı, böyle hakaretler yağdırdı? Abla ne? Ben dedim ki. Yanın beraber yaşadığı beyfendiye sorun nasıl ulaştığını, benim numaramı nereden bu kadıncağızdan ne istediniz abla, ya? Abla ben dedim ki numarasını almış numarasını. Kadını hem mağdur etmişsiniz, hem maşallah aldatmışsın. Hayır abla, ben ya bir de hayrın olmamış, bir de bu kadıncağızı açıp... Bana demedi, ne yaptın siz küfür ediyorsunuz? Abla ben küfür etmedim. Bak, ne mesajları duruyor. Ben dedim ki, ben seni orandım, o kendi önce bana aradı. Sen diyor eşimle aldatıyorsun. Ne eşi dedim, o zaman bilmiyordum. Daha küçük hamileydim, bilmiyordum. Senin haberin yoktu yani. Yoktu abla, kendi de biliyor, ben bunu söyledim. Hülya Hanım bir şey diyebilir miyim? Annem bile konuştu, annem bile söyledi. Dedi ki kadınsın, gel yüz yüze konuşalım. Ben bir konuşabilir miyim? Bir dakika, söyle, dinliyorum. Yanınızdaki kişi bana olmadık hakaret yağdırıp da sen kocana işte de benim yanımda duran diyen de kişi, yanınızdaki kişi ama bana. Ben bunu kızımı doğurduktan sonra ama söyledim ki yani abla bana dedi ki kocanı kapıya koy dedi. Benim kocamı yani kapıya koy, bana tıpış tıpış gelir dedi. Kendi söyledi. Ben de dedim ki bak. Ay ne çirkin şeyler ya. Bana bunları bu söyledi. Bu ne saçma sapan şeyler ya. İki sanki kadın ben böyle... bağlıyorum kocasını, ben onu göndermiyormuşum abla. Sanki bana öyle memlekette diyor. Başka adam kalmadı da böyle iki kadın bir adam için şey yapıyor ya. Ama ya, ben bunu söyledim ya. Abla gel benimle böyle konuşursun, yüz yüze görüşelim dedim. Annem bile söyledi, bak kızım bilmiyor hiçbir şeyi, sen benimle konuş dedi. Seni eşin, seni de benim kızımı tamam, de. Tamam sonra bunun sen zaten evli olduğunu biliyordun, sen ne diye daha durdun? Ne şey yaptın? Sen onun abla evli olduğunu sonradan öğrendin. Tamam. Tamam daha niye peki sen sürdürdün bu ilişkiyi? Tamam nereye gidebilirdim abla? Ondan sonra hani niye, gidecek sen Osman'ı mı tanıyordun Özbekistan'dan gelirken Türkiye'ye? Osman'a kızım güvenerek mi geldin ki? Hayır, annemin yanındayken bunu artık ben kız doğurdum ya. Kız doğurduktan sonra bir yere gidemedim. Hani anneme falan gitmeyeyim dedim. Çünkü çocuk var ortada dedim. Bir de bu sürekli hani... Annen zaten yanındaydı. Nereye annene gideceksin? Annen zaten bizim yanımızdaydı Cemile. Nereye gideceksin annen yanına? Tamam, varacak yerimiz olmadı için. Ondan evet sonra senden ayrıldı. Sen istemedin annemi. İstemedim. He, babası ayrıldı da vardı. Çünkü kocası da vardı yanında. Kocası iyi mi? Hiç yatıyordu. O çalışmıyordu. Ne yapayım ben Cemile?
büyükler de her zaman haklı değildir. Büyükler de hatalar yaparlar. Sen de bir büyüklük yap, beni affet. Boncuk boncuk bakan gözlerinde, boncuk boncuk bakan gözlerinde beni affet aşkım. Ben söyledim söyleyeceğimi. Git önceki öbürge hayatımdan kabul et. Kana boşan gel ondan sonra. Şu an ben hiçbir şey diyemem. Önceki hayatını düzelt, ayrılacaksan ayrıl. Ayrılacağım, ayrılacağım. Kendisi tamam. De söyledi, mahkemeye verdim dedi. Ayrılacağım. Çocuklarımız için tekrardan yeni bir hayat kuralım. Tekrar başlayalım. Tamam, ben bir şey demiyorum. Abla önce boşansın gelsin. Ben bir şey diyemem şu an. Ben hemen böyle tamam deyip el ele gidemem. Önce boşansın, gitsin, halletsin öbürge hayatını. Ondan sonra gelsin, annemden beni sorsun. Ben artık başka türlü güvenemem. Ben yapacağım diyorum. Tamam, boşan, ondan sonra gel. Tamam, ben bir şey diyemem. Diyorum, avukatlarla görüşeceğim, tamam. O zamana kadar ben annemde otururum, bir şey yok. Ben bir yere kaçtığım falan yok. Boşan, gel, ondan sonra gelsin abla. Doğru bir şey değil mi? Ben de bir yani nasıl gideceğim? Istiyorum. Ben de boşanmak istiyorum, halledeceğim. Güvenmem lazım artık, güvenim sarsıldı benim. Nasıl geleyim? Boşansın gelsin, boşansın, konuşsun, gitsin çocuğunu görsün. Ondan sonra ben kabul ederim, gelsin, ondan sonra resmi nikahını kıysın. Ben bir şey diyemem o zamana kadar. Hemen böyle tamam yeni barıştım, hiçbir şey olmamış gibi gidemem. Kusura bakmasın, böyle boşansın, gelsin. Ben bir şey diyemem. Ben annemde oturuyorum. Nerede olduğumu biliyor, gelir, görür çocukları. Ama boşansın gelsin. Ben böyle hemen tamam gidelim, hiçbir şey olmamış gibi yaşayamam. Kala kaldın Osman. Vallahi kaldık. Osman çiçeği de geri aldı. Çok güzel bir şey oldu zaten. Çiçeği kabul etti zaten. Ya bak ya. Hüseyin nasıl ya? Ne demem lazım abla? Doğru bir şey değil mi ya? Ben doğru söylemiyor muyum? Git, boşan, gel. Ondan Hüseyin sonra hocam, konuşalım bu hayatla. Söyleyeceğiniz şeyleri önce bana şeyden yazın. Ben ama Osman çiçeğe nasıl odaklandı biraz. Dedi ki çiçeğe kabul ettiğine göre beni de kabul et diyor da bence şu çok güzel bir mesaj Osman. İşin esası çiçeğin kabul edildi. Barışmaya meyilli bir taraf var. Yüzü gülüyor, gözü gülüyor. Ama bir taraftan Jamile Hanım'ı ben gerçekten... Sizin üzülüyorsun vallahi şu an. Haklı buluyorum. Tamam abla ortada ben ne diyeyim? Resmi olarak gitsin, süren bir ilişki var. Gitsin boşansın. Ben bu hayatını daha düzeltmeden, doğru yoluna girmeden ben nasıl yine geri dönebilirim? Nasıl güvenebilirim? Nereden biliyorum yine beni bırakmayacağını? Nereden biliyorum beni yine atmayacağını? Seni bırakmadım ki. Hiçbir zaman bırakmadım ben seni. Bırakmadın. Bırakmadım ben seni ki. Adam vallahi kala kaldı. Omuzları. Ben söyleyeceğimi evet, söyledim. Boşansın gelsin. Tamam diyorum ben de bir an önce boşanayım diyorum. Tamam ben annemdeyim zaten. Ben bir yere kaçtığım yok. Boşan gel git Kayseri'ye. Dilekçeyini mi açacaksın konuşacaksın tamam, mı? Tuttuk eşyalarımızı aldık. Gel çocuklar al gel. Tamam gene boşanırım ben. Yok gene boşandıktan boşanayım. Sonra her şey hala olacak. Hadi ben evet uzatırsın. Çıkamazsan ben de güvenmem aynen. Vallahi. Hadi şimdi alıp götüreceksin hiç kusura bakma. Şimdi sen alıp götüreceksin tamam iki tane çocuğunuz var. Tamam ama hadi yani sen boşanmazsan o işler uzarsa ne yapacak o zaman? Işte. Boşanacağız ben yeni bir hayat kurmak istiyorum. Tamam 3 sene beklemişim sonra peki zaten. Resmi nikah kıyacak mısınız? Boşanınca mecbur kıyacağım hemen kıyacağım. Kıyacaksınız değil mi? Tabii. Önce boşansın ondan sonra karar verilecek. Ben şu an söz veremem. Ne zaman boşanacağı da belli değil. Boşansın yani tamam sen... çocuklar için kıyarım resmi nikahını yaşarım ama önceki hayatını şey yapsın yerine getirsin düzelsin ondan sonra ben konuşacağım bu konuları. Şu an ben bir şey diyemem. Döneceğim de diyemem. Evdeyim Camila, annemin evinde bir yere gittiğim yok. Camila. Efendim? Çocuklarının kimliği var değil mi? Var. Babası kim görünüyor? Osman gözüküyor. Tamam yani o da boşanmak durumunda yüzü güldü biraz Osman Bey'in ama. Gidip nasıl dilekçe vereceğim ben de tekrar. Hı, nasıl boşan? Gidip dilekçe vereceğim ben de. Tamam, dilekçe verdiniz. Anlaşmalı olarak zaten kendisi dedi boşanmak istiyorum ben dedi. Bana doğru. Mesaj da attı. Hı-hı. Gideceğim dilekçemi vereceğim anlaşmalı olarak. Eski eşiniz, ya eşinizle hiç konuştunuz mu? Konuştum. Geçenlerde konuştum işte mesaj attığı gün. Gel bir an önce anlaşmalı boşanalım dedi. Tamam. Zaten anlaşmalı o zaman 2-3 gün içinde boşuyorlar. Anlaşmanın şartlarını sordunuz mu? Neydir anlaşmanın şartları? Sordum ben. Hı. Bu attığı mesajda ben hiçbir şey istemiyorum dedi. Sadece ayrılalım dedi. Niye? Sizin çocuğunuza nasıl bakacak? 13 yaşındaki çocuğunuza merdiven... Nafaka falan istiyorlar. O ayrı mesela. Çocuğumun nafakasını ödeyeceğim ben.
Nafaka istiyor, tazminat istiyor çocuğu için. Yani bütün bunlarla ilgili olarak şimdi hemen boşanacağım gidip bir haftada boşanamayacaksınız ki. O zaman Cemile Hanım nerede kalacak, ne yapacak? Haklı kız, orada ne yapacak yani? Bence bir eşinizin, diğer eşinizin şartlarını yerine getirecek misiniz? Asıl eşinizin şartları. Ben konuştum, ben bir şey istemiyorum dedi bana. Sadece çocuğun şeyini, nafakasını istiyorum dedi. Tamam dedim, ben de geleceğim dedim. Zaten pazartesi için gidecektim ben oraya. Pazar günü için. Nasip olmadı. Buraya gelmek nasip oldu. Peki o boşanma sürecinde Cemile Hanım nerede kalacak? Annesinin evinde kalacak. Annesinin evinde kalacak. Evet. Biz bir eşini, yani Fulya istersen eşini bir hatta alalım bakalım. Alalım. Eşi ne diyecek? Hatta mı şu an? Alo? Osman'cığım, şu anda değil. Değil mi? Ya bir alalım. Osman Bey çünkü... ama böyle çok büyük, sanki hemen bugün her şey süper olacakmış gibi bir modla mı geldiniz stüdyoya? Kala kaldı vallahi ya ben. Ha? Beklemiyor muydun yani? Yani hemen boynuna mı atlayacaktı bu kız, anlayamadım. Ne bekliyordun? Ha? Osman? Ne bekliyordun? Cemile'nin annesini alalım ya hatta. Adı neydi annenin? Ümide. Ümide. Alo. Alo. Merhabalar hanımefendi. Merhaba. Alo, duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. Ha, izliyor musunuz? Ya Osman elinde çiçeklerle geldi beni affet diye. Kızınıza ne söylemek istersiniz? Alo. Merhaba Fulya Hanım. Merhaba. Öncelikle iyi yayınlar size. Sağ olun. Şimdi biliyor musunuz Fulya Hanım, böyle bir şey diyeceğim. Aha. Buyurun, dinliyoruz sizi. Şu anda mesela benim kızımla sözlerini dinledim. Gerçekten çok beni de şaşırdı. Ben ne diyeceğim? Bakın biz ne kocalarımız, biz ne eşlerimiz, biz ne bu kadar ezerken biz böyle güçlü oluyoruz. Biliyor musunuz? Bu yaptıklardan dolayı biz böyle güçlü kadınlar sırasına giriyoruz. Anlıyor musunuz? Önce bizi seviyorlar, aşkım, canım, çocuğum diyorlar ama işlere gelmedikçe bizi sokağa atıyorlar. Böyle yapmasınlar ya. Ha, genel yapmasınlar. Erkeklere seslendi annen Cemile. Değil mi? Doğru mu duydum? Evet. Erkekler diyor, canım, cicim diyor, sonra diyor atıyorlar. O öyle dedi değil mi? Yanlış duymadım. Evet, evet. Ha. Genel erkeklere seslendi yani. Osman, bir şey söylemek istiyor musun? Niye? Bir şey söylemek istemiyorum. Niye? Atmadığım için. Ha? Söylemek istemiyorum. Ha, atmadığım için diyor. Yok, Osman defalarca beni kızımını bıraktı. Defalarca böyle çiçekler bile geldi. Böyle sürprizlerini bol bol yaptı. Biz alıştık böyle sürprizlere. Ha, daha önce de böyle çiçeklerle geldi diyorsun, öyle mi? Böyle çok süslü lafları oldu, çiçeklerle geldi. O yüzden inandırıcı gelmiyor size. Evet. Aha. Ama ben kızımın arkasındayım. Karar onun. Çünkü hiçbir anne evladının yuvasının yıkılışını istemez. Değil mi? Tabii ki. Ama keşke hani Osman da boşanmadan ve ne bileyim yani bekar olma, hani boşanmadan... Onlar da böyle bir çocuk mucuk işlerine keşke hiç kalkışmasalardı. Keşke siz de engel olsaydınız. Aynen. Değil aynen mi? Aynen öyle. Aynen. Osman çok üzüldün, yıkıldın yahu. Yok yok, iyiyim. Ha? İyiyim. Hep böyle mi oluyorsun? Yok, iyiyim ben. Sıkıntı yok. İlk eş değil, şimdiki eşi yani. Eşin hattaymış, boşanmadığın eşin. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Boşanmadığınız eşiniz Osman Cemile'yi ikna etmeye çalışıyor. Elinde çiçeklerle geldi stüdyoya. Evet. Şimdi de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kabul etmiyor muymuş? Cemile yani sizin boşanmanızı istiyor hemen. Öyle kabul ederim diyor. Evet, ben mahkemeye başvurdum. Cuma günü avukatımı alıyorum. Ama çekişmeli açıyorum. Ben ona anlaşmalı boşanalım dedim. Aylardır da diyorum gelmedi. Ben çekişmeli olarak çekişmeliyse geçmiş olsun o zaman yani Cemile.
dava ne zaman başlar bilmiyorum ama zaten orada çocuklar olduğu da ortaya çıktığı için zaten ilk celsede biter diyorlar ama ben çekişmeli olarak açtım. Tazminat ve devlet bana ve oğluma ne bağlarsa sonuçta benim maaşımdan başka bir gelirim olmadığı için başka da bir şey talep etmiyorum ben. Devlet ne karar verirse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.